Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Kasabı'nın üçgenlere başlayacağız. Geometrinin temeli açı, doğruda açı, üçgende açı, benzerlik ve çokgenler şeklinde devam edecek. Biz bu yıl sadece üçgende açıları, benzerlik, alanı hesaplamalar üzerinde. Evet. Bununla ilgili, üçgenle ilgili Arzemi tarafından 830 yılında bir hazırlık yapılmış, geometri çalışmaları olmuş. Biz de bugüne gelen haliyle bunu düşüneceğiz. Burada gerekli pergel kullanarak işte çeşitli isimler verilmiş. Açı, zaviye denmiş. Açı dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şey başlangıç noktaları ortak iki ışının birleşimine biz açı adı veriyoruz. Şu çizilen şekil başlangıç noktaları sabit. Biz buna açı adı veriyoruz. Açının ölçüleri vardır. İşte dar açı, sıfırla 90 derece arasında ise açı, biz buna dar açı diyoruz. Ölçüsü 90 derece ise biz bu açıya dik açı diyoruz. İşte buradaki örneğe bakacak olursak, bu açı dar açı ise diyorsa, bu açının olacağı en büyük ve en küçüğü soruyorsa bize yapacağımız işlem arkadaşlar, bu açı 2x eksi 20 açısı 0'la 90 arasında olacaktır. Burada x'i yalnız bırakmak için işlem yapacağız. X'i yalnız bırakmak için yapılacak işlem 0'dan büyük, 90'dan küçük. Eksi 20'yi buraya atıyoruz. Bir de eksi 20'yi buraya artılar diye atıyoruz. Sonra bu hale geldikten sonra ikiye bölersem x açısı 10 ile 55 arasında olur. Bunun en büyük değeri 11 olur. 10'dan büyük sayı olacak. En büyük büyüğü de 54 olur. İkisinin toplamı 65 derece olarak karşımıza çıkar. Yine örnek. Açısı iki tane 90 derecelik açıya eşitse, iki tane 90 yani 180'e eşit olacaktır. 5x artı 15'i 180'e eşitlersek x'in değerini ne yapmış oluruz böylece? Bulmuş oluruz. Geniş açı dediğimiz zaman aklımıza gelecek olay arkadaşlar, geniş açıda yapacağımız işlem 90 ile 180 arasında ise açı geniş açıdır. Doğru açı 180 derece ise doğru açı diyoruz. Tam açı 360 derece ise tam açı verilir. Örnek, bir dar açı ile bir geniş açının ölçüleri toplamı hangisi olamaz diyor. Dar açı 0 ile 90 arasında olacak. Geniş açı 90 ile 180 arasında olacak. Toplamları 90 ile 270 arasında olacak. Hangisi olamaz demiş. O zaman E şıkkı olamaz diyor. Çünkü 270'ten fazla olmayacaktır. Bu örneğe bakalım. 72 açıya, dik açıya A açısının A derecelik açı eklenince doğru açı, B derecelik açı eklersek tam açı diyor. O zaman A'yı bulmak için yapacağımız olay 180'den 72'yi çıkarırsak A'yı buluruz. 360'dan 72'yi çıkarırsak B açısını buluruz. B'den A'yı çıkar demiş. O da bize 180'i vermiş. Komşu bütünler açı demek. Eğer iki açının ölçüleri toplamı 90 ise biz bu açılara komşu açı, bütünler açılar diyoruz. Komşu açı, bunun anlamı şu, önce onu söyleyelim. Birer ışınları ortak olan ya da bir kenarları ortak olan açılara biz başlangıç noktası da aynı olmak kaydıyla komşu açılar denir. Ölçüleri toplamı 90 ise tümler açılar deniyor. Komşu tümler demesi birbirinin toplamı, ikisinin toplamını bize neyi verecek? 90 dereceyi verecek. Bütünler açı, toplamları 180 derece ise biz bu açılara bütünler açı diyoruz. Evet, şimdi buradaki örneğe bakabiliriz arkadaşlar. Komşu tümler iki açıdan. Birinin ölçüsü diğerinin 4 katından 5 fazlaysa. O zaman birine x dediğin zaman birine 4x eksi 5 diyeceğiz. Toplamları 90'ı verecek. İşte ikisini topladık. Buradan x'i 19 derece olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Burada da komşu bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 1 bölü 8 ise bu 1 bölü 8'in işte komşu bütünler iki açı var.
1 bölü 8'in anlamı nedir? Birinde 1x var, diğerinde 8x var. Toplamları 9x olacak bütün araç olduğu için. İkisinin toplamı o zaman 180 derece olacağına göre x buradan 20 derece olarak karşımıza çıkar. Tümlerin 90, bütünlerin 180 olduğunu bilmemiz zorundayız. Tümleyen açılar demesi iki açının toplamı 180. Bütünler dediği zaman iki açının toplamının 180, tümler dediği zaman 90 derece olduğunu bilmemiz gerekiyor burada. Bu örneğe bakalım arkadaşlar. Herhangi bir açının bütünlerin ölçüsü ile bütünlerinin ölçüsü tümlerin ölçüsünden kaç derece fazla diyor. Şimdi açıya x dedik. Bütünleri 180 eksi x'tir. Tümleri 90 eksi x'tir. Kaç fazla dediğine göre tümlerden bütünlere çıkaracağız. Açımız önce x dememiz gerekiyor. Bütünleri 180 eksi x, tümleri 90 eksi x. Fazlalığını sormuş. Birbirinden çıkarırsan 90 derece fazlalığı olurmuş burada. Komşu bütünler iki açıdan küçük olanın ölçüsü, küçük olan açının komşu tümleri 20 derece olduğuna göre diyor. O zaman komşu bütünler iki açıdan küçük olanın tümleri 20 derece olduğuna göre, o zaman küçüğü 20 derece tümleri 20 derece ise kendisi 70 derece demektir. Şimdi bizden neyi soruyor? Bu 70 derecenin bütünleyenini soruyor. Öyle anlatmış çünkü soru. Açımıza x dedik. Bütünleri 180 eksi x olur. Yani, ya da bunu bu şekilde hiç uzatmaya gerek yok. 20 derece, tümler 20 derece ise kendisi 70 derece. Bunun bütünleyeni soruyor. O da 110 derecedir. Bu şekilde de direkt hemen görebiliriz arkadaşlar. Açısının bütünlerinin alacağı en büyük değer nedir diye soruyor. Açı burada aradaymış. Bu açıya biz x diyelim. Bizden bütünleri 180 eksi x'i soruyor. O zaman bizim yapacağımız işlem buradan önce her tarafa 180'i ekleyeceğiz arkadaşlar. Ya da önce x belli, eksiyle çarpacağım. Çünkü a açısına x demişiz. Eksiyle çarparsam x 52 olur. Yer değiştirecek arkadaşlar. Eşsizliklerin sayıların yerlerini değiştirme. Bak burada yön değiştirmiş. Biz şuradaki sayıların yerini değiştirdik. Şimdi de 180 ekliyoruz her tarafa. Buraya 180 eklersen 132, 128 olur. 180 eksi x olur. Buraya 180 ekleyecek olursa arkadaşlar 156 olur. Demek ki bütünleri 128 ile 156 arasında olacak demektir. Ters açı demesi iki ışın İki doğru kesişikleri zaman şu açılar ters açıdır arkadaşlar. Aynı şekilde bu açı ile bu açı da ters açıdır. Ters açıların ölçüleri birbirlerine eşittir. Mesela burada A ile A, şunlar ters açı, B'ler ters açı. Bunların ölçüleri birbirlerine eşit. İşte burada vermiş. O zaman yapacağın işlem örnekteki duruma göre düşünecek olursa x artı 20, 3x eksi 20'ye eşit olacak. Birbirlerine eşitleyip x'leri bir araya toplarsa x'i buradan 16 bulur. X 16 ise toplarsan burası 36 yapar. Yani y'yi soruyor bizden. 180'den de 36'yı çıkarırsam y'yi elde etmiş oluruz. O da y buradan 144 olarak karşımıza çıkacak demektir arkadaşlar. Evet. Tüm ters açının anlamı bu. Biz burada tabii yöndeş açı, iç ters açı, dış ters açılardan da bahsedeceğiz. Sonra üçgene geçiş yapmamız gerekecek. Bu iç ters paralel yöndeş açılar anlamı da şudur arkadaşlar. İki tane paralel doğrunuz var, bir de kesen var. Şimdi aynı yöne bakan A ile şuradaki açısı yöndeş açıdır. B ile şuradaki L açısı yöndeş açıdır. C ile M yöndeş açıdır. D ile N yöndeş açıdır. Ters açı dediği zaman ters açıları biliyoruz zaten. A ile C ters açı, K ile M ters açı.
B ile D ters açı. Bunlara gerek yok. İş ters açı dediği zaman kolların arasında olacak ve ters yönlere bakacak. İş ters açıdan bahsedersek C ile K, D ile L iş ters açılardır. Dış ters açı dediği zaman dışa bakacak. Dışta olacak yani. B ile N dış ters açıdır arkadaşlar. B ile A dış ters açı, şey A ile M dış ters açı, B ile N dış ters açılır. Yön dış açıda aynı yöne bakacak. A ile K, D ile N, B ile L, C ile M yön dış açıdır. Ha, burada paralel iki doğru varsa meydana gelen yön dış açılar eşittir, iç ters açılar eşittir, dış ters açılar eşittir. Bilmemiz gereken kural budur. Şimdi gelelim bu soruları görelim. Paralel iki doğru kesilmiş. Hemen yapacağımız işlem. Şurası da 3x olur arkadaşlar. Evet. Bizden neyi istemiş? Y açısını sormuş. Y açısını bulmamız için farklı şeyler düşünebiliriz. Şurası 2x eksi 5 ise burası da 2x eksi 5'tir. Neden? Yöndeş açı olduğu için. İkisinin toplamı 180 derece yapacak. 3x 2x eksi 5'i toplayacakmış. Yani burada işlemini yapmış. Evet, 3x'i toplamış. Bunu 180'e eşitlemiş. X'i bulmuş. X 37 buldu. Y de bize 3x eşitmiş. O zaman 3x eşitse y'nin x'in yerine 37'yi getirip yazarsa y'yi biz ne buluruz? 11 olarak buluruz. Ya da şunu yapabilirdin. Bu 3x'i buraya taşırdın. Bu 3x ile 2x'in toplamı 3x, 2x eksi 5'in toplamı 180 dereceden aynı soruyu görebilirdik. Evet. İkinci örneğe bakalım. Ha, burada bir açıortaydan bahsedelim. Ondan sonra ikinci örneğe bakalım arkadaşlar. Evet. Açıortaydan bahsediyorsak, açıyı iki eşit parçaya bölüyorsa biz buna açıortay diyoruz. Buradaki açıortaymış arkadaşlar. Şuradan biraz kalemim. Evet. Şimdi gelmiş. Burada açıortay vermiş, paralellik vermiş. Hemen yapacağım olay şudur. Bu açıyla bu açı iç ters açıdır. O zaman buraya hemen 40'ı yazıyorum. Bu 40 ise bu da 40'tır. 70, 80. O zaman bu da 80'dir. Neden? İkisi iç ters açıdır. Evet. Yaptığımız işlem bu. Yani 40 buraya taşıdık. Bu iç ters açı oldu. Burada 40 oldu. Etti 80. Bu açıyla bu açı iç ters açı. O zaman x eşittir buradan 80 derece olarak karşımıza çıkar. Evet. Devam ediyoruz bu örneğe. Şimdi bir defa şu olaya bakalım. Bunlar iç ters açıların eşitliği, paralellik varsa z de diyebiliyoruz. Bu x'ler birbirlerine eşit olacak. Şimdi gelelim buraya. Paralellik verilmiş. Açıyı 30 vermiş. O zaman yapacağım olay AA diyeceğim. BB diyeceğiz bunlara da açıortay çünkü. Bu ikisinin toplamı buradaki açıya eşittir. Ve şuradaki çözüme vererek gidelim. Bakın. AABB. A ile B'nin toplamı 30'dur. Bizden 2A 2B'yi bulursak 2A artı B şu açıya karşı gelir arkadaşlar. Burası bununla bunun toplamıdır. 2A artı 2B'dir buradaki açı. Biz 2A artı 2B'yi bulursak soruyu çözeriz. A ile B'nin toplamı 30'sa 2 artı 2B de 60 derecedir. Aradığımız sonuç direkt çıkar. Yani kuralımız şuymuş. Z kuralı dediğimiz olay. İkisinin toplamı buradaki açıya eşittir. Ya da bu yöne bakanlara bakıyoruz. Diğer yöne bakan şeklinde yorum da getirebilirsiniz. Şimdi şurada örnekte dikkat ederseniz x'leri şuradaki BC'de şu açıyı soruyor. Bu sorunun tek püf noktası şuradan bir paralel çekmektir. Şu C'den kırılma noktası olduğu yerden bir paralel doğru çekiyor.
Şimdi bir de şunu kuralımız var. Onu bilirsek daha rahat çözeriz. Aynı yöne bakan şu iç açıların toplamı yani x ve y'nin toplamı 180 derece. O zaman bunun içi 180 derece olacaksa şuraya hemen değerini yazabilirsiniz arkadaşlar. Buraya 80 yazacağız. 110 ise buraya 70 yazacağız. Toplam 150 yaptı. Toplam 180 olacağı için buradaki açıya da ne kalacak? 30 derece kalacak diyebiliyoruz. İşte aynı taraftaki iki açının toplamı 180. Aynı taraftaki iç açının toplamı 180. Hemen şuradan bir paraleli çekmeniz her şeyi çözüyor. Yapacağınız tek şey bu soruda bunlar. Mesela burada da şöyle bir burada hem örnekle açıklama yapmış. Şu üçünün toplamı 360 derecedir arkadaşlar. Üç tane içteki bu açının toplamı bunun şöyle de yorumlayabilirsiniz. 3 tane olduğu için 2 çarpı 180'den getirebilirsiniz. Ya da mantığı şu. Bu noktadan bir paraleli çektik şuraya. Şuradaki açı 180 eksi x'tir. X'i çünkü birbirini 180'e tamamlıyor. Buradaki açı da 180 eksi z'dir. Bunun ikisinin toplamı bize neyi verecektir? Y'yi verecektir. O zaman y eşittir bunların toplamından. Burada üçünün toplamı 360 derece olarak bu açının toplamı 360 derece olarak karşımıza çıkarmış. Evet. Şu örneğe görelim şimdi de. Bunlar verilmiş. Yapacağım tek şey şuradan bir paraleli çekmek. Zaten öyle anlatmış. Bak, dikkat edin. 160 ise burası 20'dir. Tamam. Bu 40 ise buranın tamamı 140 olacak. Yani 2x artı 20 eşittir 140. Buradan x'i bulabiliriz. Karşı tarafa atarız. Şu 160. Evet, bizden istenen açı hangisiymiş? D4 açısı yani şuradaki açıyı bizden tamam. CDE açı şu açıyı soruyor arkadaşlar. Şimdi biz o açıyı bulmak için pardon bu açı 140'mış yalnız. Şurası 140 ise burası 40 olur arkadaşlar. 140 derece. O zaman x buradan 10 çıkar. X 10 ise buraya 10'u yazarsam bunun x'i 30 yapar. Burasını soruyor. Bu 30 bunun x'inin toplamı 180 olacağı için y eşittir 150 derece olarak karşımıza çıkacaktır. Evet. Burada anlatılması gereken açılardaki durumumuz bu. Geçiyoruz. Üçgene açıyı. Üçgen dediğimiz zaman aklımıza gelen doğrusal olmayan üç noktanın içe içe birleşimiyle elde edilen şekle biz üçgen adı veriyoruz arkadaşlar. Üçgende yapılacak işlem şudur. Bunu oluşturan bu açılara biz iç açı adı veriyoruz. A, B, C açılarının toplamına da 180 derece. Üçgenin iç açıları toplamı birinci kuralımız 180 derecedir. Şimdi örneğe bakacak olursak birinci şart iç açıların toplamı 180 derece. O kesinlikle unutulmayacak. Şu oran verilmiş. O zaman yapacağımız bir orantı varsa şunun karşısında bir orantı sabiti K yazarsam o zaman B açısı 3K olur. C açısı 2K olur. Buradaki A açısı 2K olur. D açısı 4K olur. Toplamları 180 derece olacak işte. Yani şuradan A'ya şuradaki ortadaki açı köşe adı gelir. B açısı 3K. D açısı 4K. A açısı 2K. Toplamı 9K. K buradan 20 çıkacak. Sonra da B açısını sormuş. B açısında 3K var. O zaman 3 ile çarparsak aradığımız sonuç elde ediyor. Hemen bu iç açının yanındaki bu açıya dış açı diyoruz. Bu dış açı, dış açı. Dış açıların toplamı 360 derecedir. Bir dışla bir için toplamı 180 derecedir. Buradan iç açılar ya da a üstü dış, içle dışın toplamı 180. Hepsini toplarsan 540 ediyor. İç açıların toplamına 180 yazarsan dış açıların toplamı 360 derece. O zaman birinci şart iç açılar toplamı 180. Dış açılar toplamı 360 derece. Bu 360 şekil ne olursa olsun hep 360 olacaktır arkadaşlar. Hiçbir şey değişmeyecektir. Şimdi burada da anlatılan
Bununla bu eşit. AX ile B'yi seçtiyse A ile B'ye de eşit demektir arkadaşlar. Yani yapılacak en kolay yol bu. C üssü de B bu yazılmış. O zaman üçgenin iç açıları toplamı 360'tan yazıp gidelim. A'nın yerine B üssü yazdım. B üssü. C üssünün yerine de B üssü artı 15 yazdım. Bu da 3 B üssü artı 15 oldu. Buradan B üssü 105, 115 derece çıkmış. A üssü de 115 derece. O zaman A'yı soruyor bize. Neyi sormuş? A üssüyü sormuş. B üssüyü bulduysan A üssü de aynı olacaktır. Dış açılar eşitse işlerin de eşitliğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şunlar da eşit. A ile B de eşittir bu şekilde. Dışlar eşitse işler de mecburen eşit olur. Ha, burada bir kuralım, yeni kuralda bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Örnek B üssü A ile C'nin toplamına eşittir. C üssü A ile B'nin toplamına eşittir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. İşte size örnek. Bu dış açı, bunlar iç açı. Komşu da değil. Yani şurası komşu iç açıdır. O zaman bunun ikisinin toplamı buradaki dış açıyı verecek bize. O zaman ne yapıyorum? İkisinin toplamını 4x eksi 10'a eşitliyorum. Yani 4x 10 eşittir. X artı 4 artı x artı 20'den şu denklemde x'leri bir tarafa toplayıp sayıları bir tarafa toplarsam x değerini ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz artık. Devam ediyorum. Bir örneğe bakalım. Yani burada bir de şu var. Soru çözmemiz gerekecek. Bunların pekişmesi için. Şimdi yapılacak işlemlere gelelim arkadaşlar. Mesela bu 90, bu 25'i şuradaki açıyı hemen söyleyebiliriz. Bunun tamamı 180 şey üçgen içerisi toplamları 180 olacağı için şuradaki z'yi hemen bulabiliriz. 90, bunu topladım 115. Burada da z artı 35 var. Üçünün toplamı 180'den z'yi 30 derece olarak buluruz. Z'yi bulduktan sonra sıra geldi x'i bulmaya. O zaman şimdi de burayı bulacağız. Şöyle de yapabiliriz. Burası kaç derece bulduk? 30 derece bulduk. O zaman burası 60 olur. Burası da 60 olur. O zaman burası 30 olur. Ondan sonra da üçgenin iç açıları toplamından hareket edebiliriz. Yani ya şu üçgenden bulalım, uzatmayalım. Buraya 30 bulduk. Burada 90. X artı 90 artı 30 eşittir 180'den direkt aradığımız cevap karşımıza çıkacaktır. İstersen buradan git. Hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Hangisinden yaparsan yap. Aynı yere varacağız. Evet. Örneğe bakalım. Açıortay verilmiş. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Buna A deriz. A deriz. X deriz. Ne derseniz deyin. Şu alfa ile karışmaması için o zaman isterseniz buna ne diyelim? B yazalım. B yazalım. B yazalım. Şurası yani üçgenin iç açıları toplamından gidelim. 3B artı 30. Yani her şeyi düşünebilirsiniz. 3B 150. B buradan 50 çıkar. Bu B 50. Bu da 50. 100. O zaman buraya ne kalır? 80 derece kalır. Burada farklı yolla anlatmıştır. Aynı yere geldi. Yani bizim aynı yaptığımız yöntemler. 2 buraya x dediği 2x artı x artı 30 180. X'i 50 bulmuş. Bunlar 50 50 ise 100 yapar. Burası da ya da bu açı şu iki tane iç açının toplamına eşit de diyebiliriz arkadaşlar. Yani iki kenar eşitse bu şekle biz ikizkenar üçgen diyoruz. Bu açılara taban açılar diyoruz. Taban açılar birbirine eşittir. Bu tepe açısıdır. Bunlar taban açılardır. Taban açılar. Burada yazmış. A'ya tepe açısı, B ve C'ye taban açılar. Taban açılar eşittir. Bu iki kenar eşitse. Bu şekil ille tepe yukarıda olacak değil. Eşit kenarların kesiştiği yerdeki açının tepe açısı olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu örneğe görelim. Bu şekil bunun ikisi eşitse bu üçgen ikizkenar üçgen. Alfa ise bu da alfadır. Tamam. Bir de A açısı B açısının iki katıymış. O zaman şurası da iki alfa yapar. 4 alfa toplayacaksın. 4 alfa 180.
Alfa buradan 45 olarak karşısına çıkacak demektir. Evet. Yine aynı şekilde bu çekte bakalım. Eşitlikler verilmiş. Şu üçü birbirine eşit vermiş. AB kenarı da AC'ye eşit verilmiş. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya A dersek şu da A olur. Şurası 2A yapar. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açı. Bu ikisi eşit olduğu için burada 2A yapar. AB AC'ye eşit olduğu için buranın da ne olması lazım? 2A olması lazım. O zaman buraya A kalır. Şuradaki üçgenin, küçük üçgenin iç açılarının toplamını yazın. 5A oldu. 5A 180 yaptı. A buradan 36 derece çıktı. Bize neyi sormuş? DBC açısını sormuş. DBC açısı 36 dereceymiş. Ne yapmış bakalım? XX demiş. 2X eşit olduğu için 2X. Bu kenarla AC ile AB eşit olduğu için burada 2X olması için buraya X kaldı. O zaman üçgenin büyük üçgende iç açıların toplamından gidebilirsin. Oradan da ya da X'i bulduktan sonra da soru zaten çözülmüş olur artık. Üç açısı üç kenara eşitse biz bu şekilde eşkenar üçgen deriz. Ve her açısı 60 derecedir. Üçgenin bütün açıları 60'ar derecedir. 183'e bölersen 60-60 olur. Evet. Şu soruya bakalım. ABC'ye eşkenar üçgen demiş. 140 demiş. O zaman şu açı 60 derecedir arkadaşlar. Bu açı 60'sa hemen şurayı söyleyebiliriz. Burası 40 derecedir. İkisinin toplamı 100 eder. Şurası 80 eder. Uzatalım. Buraya da tekrar 100 olur. İkisinin toplamı zaten x olacaktır. Ondan direkt söyleyebilirsiniz. Eşkenar dediği için A'yı başka bilgiye gerek yok. A'yı direkt yazabiliyoruz. Evet. Bugünlük bu üçgen kısmını burada noktayı koyuyoruz. Bu şekilde aynı şekilde devam edip gideceğiz arkadaşlar.